Günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Mülke Özker ben, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Haydi hemen başlayalım ve Ankara'ya dönelim. Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin karşımızda. Ümit, günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sana da öyle. Hemen Düzce depremiyle başlayalım istersen. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmadan ve yıkım olmadan kapattık gibi görünüyor. Bu defteri neler söylersin? Yani büyük bir depremdi, büyük bir badire atlatıldı. Umarım bundan sonra da konut stoğumuzu tam olarak iyileştirir. Bundan sonra deprem risklerini tamamen sıfırlarız. Tabii deprem her zaman hayatımızda olacak, olmaya devam edecek. Kimse deprem olmayacak diyemez. Önemli olan tedbir. Tedbirli olmanın, bu anlamda atılmış adımların belki de bir getirisiydi Düzce'deki bu durum. Umarız bundan sonra da bütün şehirlerimizde, sadece Düzce değil, bütün şehirlerimizde depreme yönelik hazırlıklarımızı tam yaparız ve bir daha deprem felaketinde can kaybı yaşamayız. Sürekli işte Japonya örneği verilir. Japonya'da işte çok büyük 9 şiddetinde depremler oluyor. İşte o depremlerde bile sadece ufak yaralamalar dışında sıkıntılar yaşanmıyor örneği verilir. Umarız biz de o yolda ilerleriz ve bundan sonra da yine depremlerde kayıplar yaşamayız. Depremler yaşayacağız. Tedbirli olacağız. Bilinçli olacağız. Her an deprem olabileceği inancıyla yaşayacağız. Ama tabii o sürekli o korkuyla yaşamak da psikolojik olarak etkileyebilir ama depremi bir gerçek olarak kabullenmek ve o gerçeğe yönelik tedbirler almak noktasında adımlar atacağız. Bundan sonra da yaşamımıza böyle devam edeceğiz. Birçok bölgede hani deprem uzmanları fay hatlarının durumlarına göre uyarılar yapıyor bilindiği üzere. O uyarılara da uygun davranarak, o uyarıları da dikkate alarak bundan sonra adımlarımızı atacağız. Umarız bir daha felaketler, daha önceki felaketlerden bahsediyorum. İşte en son İzmir, Elazığ vardı hatırlanacağı üzere. O gibi felaketler yaşamayız. Bütün depremleri bu şekilde işte hasarsız, yani ufak tefek problemler var. O problemleri de çözme noktasında devlet her türlü adım atıyor. Ve hani devletin bu anlamda depreme ve afetlere ne kadar hazırlıklı olduğunu biz Düzce'de çok net bir şekilde gördük. Hemen ekipler bölgeye hareket etti. Hemen işte insanlar sokakta olduğu için, evlerine giremedikleri için onlara hem ısınma tedbirleri hem işte çadırları görüyoruz. Hemen çadırlar oluşturuldu. Hemen çorba dağıtımları başladı. Hemen aktif adımlar atıldı. O adımlar da devam etti. Hala da devam ediyor. Hala da incelemeler yapılıyor birçok yerde Düzce'de. Dolayısıyla depreme devletin de ne kadar hazırlıklı olduğunu, işte son 20 yılda bu noktada ne kadar dönüşüm yaşandığını net bir şekilde gördük. Biz önceki depremlerde de bunu görmüştük. İzmir'de de, Elazığ'da da, hatta Van'da da bunları görmüştük. Dolayısıyla bu hazırlıklı olma halini artırarak sürdüreceğiz. Hazırlıklı olacağız hem vatandaş hem devlet olarak. Bundan sonra da umarız benzeri felaketler yaşamayız. Amin inşallah. Çok şükür gerçekten bu şekilde atlatmış olmak büyük bir mucize. Bunun tebenni şiddeti nedeniyle söylüyorum. Bunların 5,9 çok da küçük bir oran değil. Peki siyaset cephesiyle devam edelim. Ümit Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını konuşalım. Dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki bu terörle mücadele meselesine değindi. Pençe Kılıç operasyonuna ilişkin kara harekatı olur mu olmaz mı konuştuk zaten de. İlk günden beri operasyonun, hava harekatının başladığı ilk günden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylüyor olacak diye dün de bir noktada netleştirdi ama siyaset cephesinde bir takım eleştirileri de vardı. Sen nasıl yorumlarsın? Tabii kara harekatı noktasında artık zihinler net. Hava harekatları devam ediyor, halen devam ediyor. Terör hedefleri halen vuruluyor. Gün içerisinde muhtemelen yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar gelecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem operasyon hazırlıkları, kara operasyonu hazırlıkları devam ediyor. Hem de hava harekatları devam ediyor ki oraları boş bırakmıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde biz kara harekatının başladığını göreceğiz. Bu noktada
noktada atılan net adımlar var gördüğümüz kadarıyla, sahada da hazırlıklar da devam ediyor. Ve karadan işte nereler hedef alınacak sorusuna da aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net yanıtlar verdi. İşte daha önce de ifade etmişti o bölgeleri. Bize en yakın bölgeler ve bize, bizim toprağımıza yönelik saldırıların yapılabileceği bölgeler. Dolayısıyla işte Tel Rifat, Kobani diye bilinen Ayn el-Arab ve Münbiç, bu üç bölge aslında bizim özgürleştirdiğimiz, bizim huzura kavuşturduğumuz bölgelerin yanında bulunan çıban başları. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıban başları olarak ifade etti buraları. Bu çıban başlarının patlatılması lazım. Tabii ki doğuda da, doğu işte Haseke bölgesinde de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama öncelikli hedefler buraların terörden arındırılması ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelik tehditlerin sıfırlanması. Ayn el-Arab dediğimiz nokta çok yakın. Yani baktığımız zaman, bizim sınırdan baktığımız zaman görünen bir yer. Dolayısıyla sınırımızın hemen dibindeki bir terör bölgesi. Dolayısıyla oranın öncelikli olarak terörden arındırılması ve huzura kavuşturulması. Çünkü oradaki halka da zulmeden bir terör yapılanması var. Diğer bölgelerde de işte Afrin'de de benzer durum vardı. Cerablus'ta da, Tel Abyad'da da benzer durumlar vardı. Oradaki halka zulmeden bir terör yapılanması vardı. Oraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları, Özgür Suriye Ordusu'nun operasyonları noktasında oralar şu an huzura kavuşturuldu ve yavaş yavaş oralara dönüşler de başladı. Geçtiğimiz aylarda biz bunları net bir şekilde gördük. Bu bölgelerde terörden arındırıldıktan sonra artık tam anlamıyla dönüşler başlayacak. Çünkü bu bölgeler biraz dönüşleri de etkileyen bölgeler. Nasıl? İşte oradan acaba tekrar Cerablus'a saldırı yaparlar mı? Ki zaman zaman yoklamalar yapıyorlar. Oradan acaba Tel Abyad'a bu bölgelerden saldırılar yapabilirler mi? Afrin'e saldırılar yapabilirler mi? Endişesiyle insanlar oralara dönmekte biraz çekingen davranabiliyorlar. Eğer bu çıban başları da özgürleştirilir ve Suriye halkının hizmetine sunulursa, bizim oradaki toprakta gözümüz yok, bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor, bizim oradaki Araplarla, oradaki Kürtlerle de sorunumuz yok, bizim oradaki teröristlerle problemimiz var. Dolayısıyla o çıban başlarının terörden arındırılması, o çıban başlarının patlatılması ve oranın temizlenmesi sonrası bölgeye dönüşlerinde hızlanacağını düşünüyorum. Böyle de olacak gibi görünüyor. Planlama da zaten bu yönde yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii sadece işte batıdaki bu bölgelerde değil, başta dediğim gibi işte o Haseke bölgesi, Kamışlı bölgesi, buralar da terörün kontrolünde. Irak sınırına doğru olan bölgeler buralar. Dolayısıyla buralarda da bir takım operasyonların yapılabileceğini düşünüyoruz. Ama öncelikli hedefin bu batıdaki, yani bu üç terör merkezinin olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ifade edildi. Tabii bu operasyondan rahatsız olanlar, içeride rahatsız olanlar yok mu? Özellikle başta HDP olmak üzere ve HDP'nin yanında yöresinde duran, ona yakınlaşan, onunla can ciğer olan, onunla aynı masaya oturan bazı siyasi yapılanmaların da bir takım rahatsızlıkları var. Zaten bu noktada bu bir tezkere oylaması yapılmıştı geçtiğimiz aylarda, hatırlanacağı üzere. O tezkere oylamasında HDP buna net bir şekilde karşı çıkmıştı. Yani bugün yapılması planlanan bu operasyona net bir şekilde karşı çıkmıştı. Onun yanında Cumhuriyet Halk Partisi de net bir şekilde karşı çıkmıştı. Yani bugün hava harekatı düzenleyebiliyorsak o tezkere sayesinde yapabiliyoruz. Yarın kara harekatı düzenleyeceksek o tezkere sayesinde düzenleyeceğiz. Şayet o tezkere Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği gibi kabul edilmeseydi, yani Cumhuriyet Halk Partisi net bir şekilde gövdesini buna koyarak engel olmaya çalıştı bu operasyona. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği olsaydı bugün oradaki terör odaklarına tek bir fiske dahi vuramazdı Türk Silahlı Kuvvetleri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hatırlatmaları da yaparak, hatta alttan alta bu operasyon hazırlıklarını eleştirenlere de net göndermeler yaparak bunların yüzünü deşifre etti aslında. Bunların niyetlerini deşifre etti aslında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekmeye devam edecek. Hem terör örgütü, hem terör örgütüne öyle ya da böyle destek olan bütün siyasi yapılanmalar.
Çok şükür hani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hani güzel haberler verdi. Hani 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Nokta sayısı da çok yüksek. Hani 471 hedeften bahsediyor. Yani daha çok hedef de vurulacak. Yani hedeflemeler bütün... Çünkü bu terör yapılanmaları biz daha önce Afrin'de de gördük, Cerablus'ta da gördük. Yani normal bir evi, evlerin altına tüneller kazıyorlar. Bütün evleri birbirine tünellerle bağlıyorlar. O tünellerin çimentolarını Fransız Lafarge şirketinden alıyorlar. Bu net bir şekilde ortaya kondu. Hatta Lafarge şirketine yaptırım da uygulandı bu konuda. Net bir şekilde o bütün evleri birbirine bağlayarak bir ağ oluşturuyorlar. Dolayısıyla normalde sivil yerleşim gibi görünen yerlerde terör karargahına dönüştürülüyor. Biz ibadethanelerden ateş açıldığını gördük diğer bölgelerde, Cerablus'ta, işte Afrin'de, Tel Abyad'da, oradaki terör yapılanmaların elindeyken oralar ibadethaneler, kiliselerden, camilerden Mehmetçi'ye ateş açıldığını gördük. Türkiye'ye ateş açıldığını gördük. Dolayısıyla bunun tespitleri de yapılıyor. Yani özellikle orası da tam anlamıyla sivil yerleşim yeri mi? Bir nokta mesela hedefleniyor. Orası sivil yerleşim yeri mi? Yoksa terör karargahına dönüştürülmüş mü? Bunun net istihbari sonuçları alındıktan sonra harekat yapılıyor. Dolayısıyla bu harekat noktaları evet var. Daha da artacak. Neye göre artacak? Bu tespitler tamamlandıktan sonra artacak. Zaten kara harekatı başladığında, meskun mahal operasyonları başladığında biz net bir şekilde oraların Mehmetçik tarafından sivil yerleşim yeri mi yoksa terör karargahı mı olduğunu tespit edilip ona göre harekat edildiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu hedefler şimdilik böyle, bu rakamlar şimdilik böyle. Yarın öbür gün bu rakamlar hem hava operasyonu hem kara operasyonundaki hedef alınan noktalar bağlamında bir hayli artacak. Ve o bölgeler tamamıyla terörden arındırılacak. Teröristler tamamıyla oralardan temizlenecek. Ondan sonra oraya tıpkı diğer bölgelere, Afrin'e, diğer bölgelere geldiği gibi oralara da huzur gelecek. Afrin harekatındaki retoriği tekrarlıyor terör örgütü baktığımız kadarıyla. İşte Kobani'ye gelirlerse Kobani onlara mezar olur. İşte diğer bölgeler, Münbiç'e gelirlerse Münbiç onlara mezar olur diyorlar. Afrin'de de böyle şeyler söylenmişti. Çok net hatırlıyorum. Ama çok kısa süre zarfında Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk komandoları Afrin'in merkezinde komando marşını seslendirmişlerdi. Mehmetçiğimiz de net bir şekilde bu operasyonu gerçekleştirecek ve inanıyoruz ki başarılı olacak. İnanıyoruz ki her zaman olduğu gibi muzaffer olacak ve bir an önce o bölgeler terörden arındırılacak. Bu öncelikle kendi güvenliğimiz için. Yani yeni öğretmenlerimiz, yeni 4 yaşında çocuklarımız can vermesin diye. Çünkü çok yakın bir zamanda, 2-3 gün önce, yani bir öğretmenimiz, bir çocuğumuz can verdi orada. Yani 4 yaşında, yani tabutuna, işte dün gazete manşetlerinde de gördük, içimiz acıdı. Yani tabutuna omuz veremiyorlar, parmakların üstünde tutuyorlar. Çünkü tabut o kadar küçük. Yani bu o çocuğumuzun hakkına girenlerin, o çocuğumuzun hakkını koruyabilmek için Mehmetçik oraya gidecek ve orada temizliği gerçekleştirecek ki bir daha başka çocuklarımız, başka öğretmenlerimiz can vermesin diye. Amin inşallah. Şimdi Suriye meselesi konuşulurken tabii en çok merak edilen bir diğer mevzu da hani acaba Türkiye Esad'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani güzel bir cevap verdi orada. Hani siyasette küslük olmaz diyor. Hani manidar da çünkü işte Mısır'la ilgili normalleşme sürecinde de bir takım eleştiriler geldi. Hala devam ediyor aşağı yukarı aslında. Türkiye ne zaman bir normalleşme adımı atsa ya vakti zamanında hani biz görüşmeyiz etmeyiz demiştiniz. Hani niye böyle bir sürece girdiniz? Eleştirileri geliyor. Bu noktada da aynı şeyi söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasette küslük olmaz. Aslında tartışmayı bir noktada sonlandırdı bu ifadesiyle. Sen neler söylersin? Ya siyaset çoğunlukla konjonktürel. Özellikle devletler arası ilişkiler çoğunlukla konjonktürel gidiyor. Yani belli bir dönemde gergin olduğunuz bir devletle belli bir dönemde, tarihinizin belli bir döneminde iyi ilişkiler kurabiliyorsunuz. Bugün biz İngiltere ile savaş halinde miyiz? İngiltere ile problemli miyiz? İngiltere ile sorunlarımız var mı? Tabii bir takım problemler uluslararası ilişkiler bağlamında ufak tefek olabiliyor. Ama çoğunlukla mesela İngiltere ile
iyi anlaşan bir ülkeyiz gördüğümüz kadarıyla. Ama İngilizler bundan çok uzun değil, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal etti. Ama bugün biz İngilizlerle diplomatik temaslar kurduk. Bu tabii Cumhuriyet kurulduktan sonra işte Atatürk tarafından inşa edilen diplomatik zeminlerde de bu böyle olmuştu. Diğer liderler geldiğinde de yine diplomatik zeminlerde böyle oldu. Bazı dönemlerde konjonktürel olarak problemler yaşadığımız ülkeler oldu, liderler oldu. Ama sonrasında hem o liderlerin değişimi, ülkelerin değişimi, konjonktürün değişimi, birçok değişim beraberinde geliyor. Burada mesela liderler değişmedi ama konjonktür değişti. Hani köprünün altında çok sular aktı diyorlar ya, öyle bir durum oluştu. Dolayısıyla yeni bir durum, yeni bir noktaya evrildi. Yani bu savaş herkesi yıprattı. Yani tabii ki Türkiye'yi de yıprattı, Suriye'yi de yıprattı, muhalifleri de yıprattı, dünyanın birçok ülkesini yıprattı. Orta Doğu'yu, Orta Doğu denilen bölgeyi, bizim yaşadığımız kadim coğrafyayı yıprattı. Irak'ı yıprattı, işte İran'ı yıprattı. Ta Çin'e kadar herkese zarar verdi bu süreç. Dolayısıyla bu herkese zarar veren sürecin bir şekilde bitmesi lazım. Bu noktada da Türkiye barışçıl adımlar atabilir. Bu noktada bir takım girişimler yapabilir ki bu savaşın başında da bunu denedi Türkiye. Yani savaşın başında ESA'da o zaman Dışişleri Bakanı olan, şimdi Gelecek Partisi'nin genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu'nu gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve onunla uzun uzun konuşturdu. Onunla hani bu ortak bir zemin bulalım, bu iş savaşa dönüşmesin diye. Ama bu iş savaşa dönüştü. İşte katliamlar karşısında Türkiye'de ilkesel tepkisini gösterdi. Şimdi o yaşananlar geride kalsın ve artık oraya huzur gelsin. Çünkü bu böyle devam ettiği müddetçe orada yeni katliamlar, yeni ölümler göreceğiz. Yeni ölümler olmasın, istikrarsız bir coğrafya olarak kalmasın Suriye diye bir takım girişimler yapacak gördüğümüz kadarıyla Türkiye. Bunu yapabilmenin zemini de Suriye ile ilişkileri normalleştirmek. Aynı şekilde Mısır'da da bir takım problemler yaşandı, bir darbe yaşandı. Türkiye darbeye ilkesel olarak tepkisini gösterdi. Hala o darbeye karşı olduğunu Türkiye ifade ediyor. Ama tabii ki Mısır halkıyla da irtibat kurabilmek gerekiyor artık diye düşünüyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Mısır halkıyla irtibat kurabilmenin yolu da artık Mısır'la ilişkileri normalleştirmek diye düşünüldü. Bu adımlar atıldı. Yani bu devletler arası ilişkiler, böyle bireysel ilişkiler, yani senin benim ilişkimiz insanların birbirleriyle ilişkisi gibi değil. Yani ben sana küsebilirim, hiç konuşmayabilirim ama devletler birbirine küstüğü zaman hiç konuşmuyorum, asla konuşmayacağım diyemiyor, diyemez. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz, aynı gezegende yaşıyoruz, aynı gezegeni paylaşıyoruz. Hatta biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra atılacak adımlar da biraz hani devletlerin yaklaşımları bağlamında değerlendirilmesi lazım. Çünkü anladığım kadarıyla şöyle bir şey, muhalefetin tavrı da şöyle. İşte devletler arası meseleleri kişisel meseleler gibi lanse ediliyor. Kişisel meseleler gibi gösteriliyor. O kişisel meseleler gibi bakmamak lazım. Devlet arası ilişkiler evet zaman zaman bozulabilir, zaman zaman problemler yaşanabilir. İngiltere örneği çok bariz bu noktada. Geçtiğimiz günlerde de Fransa-Almanya örneğini vermiştim. Evet. Fransa-Almanya iki dünya savaşında savaşan hasımlardı. İki dünya savaşının gerekçelerini oluşturan iki devletti. Ve birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiler ve tarihin gördüğü en büyük savaşları yaptılar. Büyük ölümler gerçekleşti. Hatta işte Paris'i işgal etti Almanya. Yani var mı daha ötesi? Ama bugün Avrupa Birliği zemininde Avrupa Birliği projesini net bir şekilde omuzlayan, Avrupa Birliği trenini götüren iki lokomotif olarak görüyoruz Fransa ile Almanya'yı. İngiltere de bizi işgal etmişti, bizim topraklarımızı işgal etmişti. Bugün ilişkilerimizi normalleştirdik. Ki biz bu devletlerle, konuştuğumuz iki devletle de, Mısır'la da, Suriye ile de savaşmadık. Evet, Suriye toprağında bir takım operasyonlar yaptık ama biz bunu teröre karşı yaptık, teröristlere karşı yaptık. Yani biz Suriye askeriyle karşı karşıya hiç gelmedik, savaşmadık bile. Yani dolayısıyla devlet arası ilişkilerde böyle konjonktürel dönemler oluyor. Keşke olmasa, keşke her zaman barış içinde yaşayabilsek ama maalesef zaman zaman gerilimler yaşıyoruz. İşte Yunanistan'la yaşadığımız gerilim ortada.
İşte sosyal hayatla hani politik dengeleri karıştırmamak lazım. Hani komik oluyor gerçekten böyle dün küstünüz bugün niye barışsınız söylemleri. Peki 24 Kasım bugün Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Şimdi Öğretmenler Günü deyince de maalesef hani uzun uzun konuşuyoruz seninle işte Suriye'den bahsediyoruz, terör operasyonlarını konuşuyoruz. İçimizde böyle kanayan bir yaramız da var. Anmadan geçmeyelim, daha yeni şehit verdik. Ayşenur Alkan öğretmen, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz. Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha öğretmenlerimize. Evet, tabii onlar sayesinde bugün birkaç cümle kurabiliyorsak onlar sayesinde kurabiliyoruz. Onların bize öğrettikleri sayesinde kurabiliyoruz. Bugün dünyayı onların bize öğrettiği çerçeveyle okuyoruz. Onların bize yönlendirdiği çerçeveyle görebiliyoruz. Dolayısıyla öğretmenlere çok şey borçluyuz. Kutlu olsun. Bugün görev yapan, emekli olmuş olan, atanmayı bekleyen, atanan atanamayan bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Hepsine minnet borçluyuz. Tabii ki en çok da şehit öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Biz bu terörden bahsediyoruz. Terör işte en son işte Karkamış'ta bir öğretmeni bizden aldı. Ki çocuklarını korumak için attığı bir adım var. Hikayesi de gayet dramatik. O çocukları sığınağa, yani da alt katlara yerleştiriyor. Başka çocuklar var mı diye bakmaya giderken bir şarapnelin kurbanı oluyor. Bir şarapnel parçasıyla can veriyor öğretmenimiz. Dolayısıyla fedakarlık işte bu, yani cansiperane öğrencilerini savunan öğretmen modeli. Birçok öğretmenimiz böyle. Biz tabii ki hepsine minnet borçluyuz. Kutlu olsun günleri. Bundan sonra da öğretmenlerimizi korumak için Mehmetçiğimiz, yeni öğretmenlerimiz şehit olmasın diye. Çünkü bir dönem hatırlanacağı üzere işte 90'larda çok çok iyi biliyoruz, çok çok iyi hatırlıyoruz. Öğretmenlerimizi kaçırıyordu terör örgütü. Ve sırf oradaki çocuklara ışık olmasınlar diye, sırf oradaki çocukları eğitmesinler diye öğretmenleri kaçırıp öldürüyordu bu terör örgütü. Yani bugün savunuyorlar ama o çerçeveden de bir bakmak lazım terör örgütünün tarihine. Peki, bugün bırakmıyoruz seni Mitchet'in. Araya gidelim, sonra 9.30'da yeniden görüşelim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Haydi ara. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz 24 ekranlarına. Hemen yayın konuklarımı takdim edeyim sizlere. İlk blokta olduğu gibi Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin bizimle ve Doçent Doktor Atı Özkaya Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. İlerleyen dakikalarda da Profesör Doktor Cemal Zihir ekonomist bizimle olacak. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş Günaydın, merhabalar. Teşekkürler. Atı Hocam hemen başlayalım mı sizinle? Düzce depremi birçok konuyu tekrar gündeme getirdi. Başta da işte kentsel dönüşüm olmak üzere dünden beri sürekli bu mesele üzerinde duruyoruz ve konuşuyoruz. %80 gibi bir oran veriliyor. Hani %80 oranında yenilendiği için çok şükür 5,9'luk bir depremi bile yıkıntı, döküntü olmadan ve can kaybı olmadan kapattık gibi görünüyor. Kentsel dönüşüm noktasındaki genel perspektifiniz nedir? Nereye erişti Türkiye bundan sonraki süreçte? Enflasyonu da düşündüğümüz zaman ne kadar hızlı bir ilerleme sağlanabilir sizce? Kentsel dönüşümle ilgili tabii ki söyleyebileceğimiz çok nokta var. Öncelikle kentsel dönüşümün beklenen depremlere bu Kuzey Anadolu fay hattındaki özellikle İstanbul'un da bulunduğu hattaki depremlere kentsel dönüşüm neticesinde evlerimizin sağlamlaştırılması ve sonrası buna uyum 2000 yaklaşık 2011-12'den beri oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun elbette faydası olacaktır. Derinlerin yeterli yapıldığı, bu kağıt üzerindeki şartlara uygunluğun yeterli şekilde denetlendiği ilçelerde diyelim, bu evlerin yapılması depremden korunmak için oldukça önemli bir adım. Ama tabii gerek şartın buradaki iyi denetim ve kullanılan malzemenin gerçekten belirlendiği gibi kullanılıp kullanılmadığı ve birçok konu devreye giriyor. Tabii bunların böyle olduğunu aşağı yukarı değerlendirirsek yeni şartnameler ve mühendislik imkanlarıyla beraber kentsel dönüşüm bizde
depremden zarar görme oranımızı da azaltmasını bekleriz. Şimdi tabii ki Düzce'deki öncelikle geçmiş olsun diyorum tüm vatandaşlarımıza. Tabii ki Düzce'deki bu durum etraflıca hasar gören binalar incelendiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Bizim kentsel dönüşümde verimimizin ne olduğu. Çünkü Düzce'deki verimle İstanbul'un içlerindeki verim de birbirinin aynı olmayabilir. Burada kullanılan inşaat malzemesinin maliyeti, satış fiyatının veya da o ilçedeki arazilerin popülerliği gibi, yüksek getiri oranında olması gibi birçok konuda devreye giriyor. Kentsel dönüşüm sadece mühendislik amaçlı yapılmamakla birlikte aynı zamanda ekonomik bir gelişim de içinde barındırmakta ve bunu biz ekonomik verilerde de gördük. Dolayısıyla bu çok boyutlu bir durumu da ortaya çıkarmakta. Şimdi peki bunun önümüzdeki zaman diliminde bize özellikle bu fayın geri kalanında Marmara Denizi'nde, İstanbul'da kentsel dönüşümde bize beklenen faydası yüksek olur mu diye sorduğumuzda tabii ki kentsel dönüşümle beraber belediyecilik hizmetlerinin de çok farklı şekilde konumlanması gerekecek burada afet yönetimi anlamında. Bu konuda belki denetimler arttırılabilir veya ilgili bakanlıkların yerel yönetimler üzerindeki, yani belediyeler üzerindeki kontrolleri veya yönlendirmeleri artabilir. Ne ölçüde? Hatırlarsınız toplanma alanlarından tutun, toplanma alanlarında bir konteynerlerin bulunması, burada aksi bir durumda belli bir süre yiyeceğin içinde tutulması gibi birçok konu da gündeme gelmişti. Hatta bundan uygulanmaya koyulduğunu da görmüş. Dolayısıyla bu kısımlar da önemli. Yani binalarımızın sağlamlığının garanti edilmesi birinci öncelik. Devamında da eğer yine de çok yüksek bir oranda olursa 7'nin üzerinde, tabii buradaki hiç istemiyoruz Allah korusun ama mühendislik açısından konuşulan değerler 7'nin üzeri olduğu için 7'nin üzerinin yıkım etkisi biraz yüksek olabilir. Bu yüzden de yan önlemlerin de diri tutulması gerekmektedir. Yan önlemler biraz önce söylediğim toplanma alanından lojistik hizmetlerine ve bu belli bir süre beslenmeye kadar devam edecek bir önlemlerdir. Ayrıca birkaç nokta daha var. Çünkü depremi biz ara ara olduğunda hatırlıyoruz. Tabii bir karar vericilerin bu şekilde bir karar verme hatası vardır genelde. Örneğin trafikte de böyledir. Bir kaza gördüğünüzde kaza yapma riskinizi bir anda yüksek algılamaya başlarsınız. Ona göre belli bir süre çok dikkatli kullanırsınız. Depremde de benzer durum. Biz karar vericiler üzerinde etki yaratıyor. Depremin olduğu birkaç gün oldukça yüksek oranda bilinç artışı yaşıyoruz ama bunun tabii kani olmak kısmı ya gelmiyor ya başka bir şekilde oluyor. Zaman içinde biz tekrar bunu unutmaya girişebiliyoruz çoğunluk olarak önlemler anlamında, kişisel önlemler anlamında. Oysa burada devletin ilgili organlarının bizim unutmamıza bırakmaması ve diri tutması çok önemli. Geçtiğimiz ay yapılan bir hatırlatma tatbikatı vardı. Burada da anmak istiyorum. Bu tip tatbikatlarla hatırlamanın da bilinci diri tutmak açısından önemli olduğunu değerlendirmemiz lazım. İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan tatbikatı söylüyorum. Ekim son haftasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım ilk haftası. Bu açıdan baktığımızda benim şöyle birkaç da uyarım olacak. Özellikle İstanbul gibi lojistiğin sıkıntı olabileceği kentlerde ve içi şehri bağlayan çevre yollarının, otobanların birçok, yani yaklaşık kilometre başına üst geçitlerle donatıldığı mecburen, çünkü yerleşim birimlerini otoban üzerinden birbirine bağlamak gerekiyor. Burada bu üst geçitlerin sürekli olarak deprem açısından sağlığının kontrol edilmesi lazım. Kontrol edildiğini biliyorum, güçlendirildiğini de biliyorum çoğunun 99 depreminden sonra, ancak burada bir tanesinin bile, yani %1 hatanın bile, yani bir üst geçitin yıkılması %1 olarak değerlendirirsek hatanın çok düşük. Başarısızlık sayılmayacak bir orandır %1, ama bir tanesi düştüğünde bile otoyolu kapatacağı için büyük bir tehlike ve dikkat gerektirmektedir. Tehlike arz etme ve dikkat gerektirmektedir. O yüzden şehre giriş çıkışların açık tutulabilmesi için
Bu üst geçitlerin kontrolünün, denetiminin ve sağlığının tekrar tekrar elden geçirilmesi gerektiğini ben değerlendiriyorum. İstanbul çok önemli, dünya çapında bir şehir olduğu için nüfus yoğunluğu açısından da biz başka illerdeki depremlere İstanbul'dan çabucak ulaşabilip yardım ulaştırabiliyoruz. Hem itfaiye anlamında hem diğer görevler anlamında, ama başka illerden İstanbul'a getirmeye kalktığımızda aynı kolay durumla karşılaşamayabiliriz. Hem yeterlilik açısından o büyüklüğe ulaşamayabiliriz. Hem de bu şehre giren çıkan yolların açık tutulması açısından oldukça önemli. Burada deniz yollarını kullanabilecek şekilde deniz irtibat noktaları kurulabilir. Deniz hastaneleri ordumuzda var bildiğim kadarıyla. O sivilde birkaç tane deniz hastanesi bulundurulabilir. İstanbul Havalimanı'nın yakınından olabilir bu. Orası biraz daha güvenli bir bölge olduğu için İstanbul Havalimanı'nda bulundurabilecek bir deniz hastanesi yüzer bir şekilde Boğaz'ın üzerinden şehrin belki ulaşmakta çok zorlanacağınız dip noktalarına kadar gelebilir. Bunların değerlendirmeye alınması kentsel dönüşüm yanında benim sayabileceğim ilk akla gelen açıkçası örneklerdir. Çünkü şehri açık tutamadık mı giriş çıkışını, o zaman yardım konusunda kritik saatleri harcama riskimiz vardır. Bunun dışında tabii ki ekonomik başka önlemler de düşünülebilir. Belirli bir fon yine oluşturulabilir İstanbul özelinde. Bu çok sıkışık semtlere, eski semtlere yönelik müdahalelerle alakalı. Hava ulaşımı bu semtlere gene sağlanabilir. Helikopterle böyle alanlar düşünülebilir. İlla çok büyük toplanma alanlarının yanında bunlar da konumlandırılabilir. Ben bu önlemler konusunda artık bir daha depremin olmasını beklemeden, hazır bilincimiz yükselmişken adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şehre ulaşım ve yardım gelmesi kanallarının çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Evet, değindiğiniz nokta önemli hocam. Hani gerçekten başımıza geldiğinde biz birkaç gün anımsıyoruz ama sonrasında işte hayat telaşesi tekrar yaşamayacakmışçasını unutuyoruz. Bu arada... Müsaade edersen ben bu noktada bir şey hatırlatayım. Buyur. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir plan var hocam. O planın daha önce haberi de yapıldı. İstanbul açıklarında gemiler bekletiliyor. 24 saat gemiler hala bekliyor. Uzun zamandır da bekliyor. Bu gemiler tahliye gemileri. Eğer İstanbul'da Allah vermesin çok büyük bir deprem olursa kenti başka şehirlere tahliye edebilmek için bekleyen gemiler var. Bu gemilerin rotaları belli. Atıyorum İzmir veya işte daha yakın hasar görmemiş daha yakın illere gönderilip oradan hem hava yolu hem demir yoluyla insanların tahliye edilmesi noktasında hazırlanmış bir plan var. Hastane gemileri de aynı şekilde İstanbul açıklarında bekletiliyor hocam. Peki bu arada Cemal hocam günaydın, hoş geldiniz siz de. Günaydın Nur Hanım, hayırlı sabahlar diliyorum tüm konuklarımıza. Sağ olun, çok teşekkürler, size de öyle. Sizin perspektifiniz nedir Cemal hocam bu konuştuğumuz çerçevede? Mesela fon meselesine nasıl bakıyorsunuz, bu fon mevzusu iki gündür gündemde, hani böyle bir fon oluşturulabilir mi? Ya da işte hani kentsel dönüşümle ilgili ya da kentsel dönüşümün yanı sıra hangi ekonomik tedbirler alınabilir depreme ilişkin? Yani hep deprem gerçeği İstanbul'un, işte Marmara bölgemizin, hatta Türkiye'nin ana gerçeği. Biz her ne kadar ötelemeye kalksak da bunu çözmekte zorlanıyoruz. Her biliyorsunuz 99 depremini yaşadık, yani biz yaşadık. Bizden önceki kuşaklar diğer depremleri yaşamıştı. 99 ve 2000'deki o iki büyük depremlerde, Düzce ve depreminde, Adapazarı depreminde yaşadık. Ondan sonra depreme karşı Türkiye'de ciddi bir bilinçlenme ortaya çıktı. Ama hatta depremle ilgili birçok vergiler konularak deprem kentsel dönüşümün sağlanması, depremle ilgili şey edilmesi için hepimize vergi gelmişti, hatırlıyorsunuz, telefonlarımıza başta olmak üzere. Ama bununla ilgili son zamanlarda elde edilen kentsel dönüşümle ilgili verileri de, yani dün deprem olduktan beri, dünden beri özellikle, dün sabahtan beri bütün televizyonlarda uzmanlar konuşuyor. İşte yaptığı kentsel dönüşüm kapsamı kabul edilirse ya da bu konut stokunun yapılmasına yönelik 500 binin üzerinde konutun bu süreç içerisinde
kentsel dönüşüme uygun ya da işte deprem konutu uygun yapıldığını televizyonlardan bu uzmanların bilgisinden aldım, 595 bin plan gibi diyenler oldu. Bu iyi bir dönüşüm oldu hani Asya olarak, ama bu kentsel dönüşümün depremin fonlanmasıyla ilgili fonun oluşturulması aslında iyi bir fikir. Ama nasıl yapılacak? Bir de bu fonlar toplanıyor, toplandıklarında ne kadar amaca uygun kullanılıyor? Bizim çünkü memlekette düzenli olarak bir takım yeni sorunlar çıkıyor, yeni problemler çıkıyor ve ya da ekonomik sorunlarla, operasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu fonlarda biriken paraları bu süreçte bu açığımızı kapatmaya da bu operasyonlara cevap vermek için kullanıyoruz. Ana amaçtan sapmalar söz konusu oluyor. Ama yine de fikriyat olarak deprem fonunun desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma yapılması. Özellikle bu bölge, yani Düzce depremi oldu ama Adapazarı, Kocaeli depremi, Gölcük depremi, yani hemen başımızın dibinde Türkiye'nin en önemli stratejik alanlar, yani konut stokunun en yoğun olduğu Kocaeli, İstanbul, Bursa havzası demek. Adapazarı neredeyse yeniden yapıldı ya da Adapazarı'nda artık yüksek binalar yok. Deprem de olsa pek fazla etki etmez. Yani dediğim 2-3 katlı ancak evler var. Yeni yapılan konutlar bile Kocacık bölgesinde 4 katlı binalar var. Bu süreçte onun için oraya bu kadar etki değil, ama Kocaeli, İstanbul, Bursa'da böyle özellikle Marmara hattının patlaması sonucunda olağanüstü, yani hayal bile edemiyoruz yani. Hı. Denilenler akıl sır ermiyor yani, aklımızın ötesinde bir şey, ne kadar patlayacağı, ne kadar konuta etki edeceği. Çünkü 7 şiddetinde bir depremle İstanbul'un, böyle şu anda buradan bakıyoruz, oraya bakıyorsun, ben Ataköy şeyden, Çamlıca'dan bakıyorum, yani bu konutların ne kadarı kalacak? Çünkü ben Adapazarı depremine gittiğimde abim orada oturuyordu. İstanbul'dan ancak 3 gün sonra oraya girebilmiştik şehre. Yani böyle girişler çıkışlar kapalı, her taraflar yıkım. Yani perişan bir haldeydi. Bir deprem diye bir film var, Çöküş diye, onu seyretmiştim eski. Yani olağanüstü bir şey olmuştum. O filmi seyrederken ruh halim bayağı bozulmuştu. O hali Adapazarı'na girerken görmüştüm. Telefonlar yok, hiçbir haber alamamıştık. Abim öğretim üyesiydi, merhum abim. Ailesinden bir şey yok. Ancak sokaklarda gezerken bulabildik. Evleri yerinde bulamadık. Yani böyle bir şey. Yani bu İstanbul'u böyle görmek, Allah nasip etmesin diyelim. Yani böyle bir şey olmamasını temenni ederim. Onun için İstanbul bir an önce ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Bunun da fonlamasıyla ilgili hem hükümetin hem belediyenin ortak çalışarak, çünkü bu depremin siyaseti yok, partisi yok, şeyi yok ve olağanüstü bir kötü durumla karşılaşabiliriz. Çok büyük sevdiklerimizi kaybedebiliriz, dostlarımızı kaybedebiliriz. Birçok insan bütün servetini kaybedebilir, ama önceden tedbir alınacak. Bir an önce bana göre girişim olmalı. Hatta ben girişimde İstanbul'un yerleşim hatlarının, her ne kadar depremcide ya da kentsel dönüşüme belediye dese de, biraz daha kuzeye doğru kaydırılarak İstanbul'un güneyi kısmı olarak, yani bugün şehirlerin yoğun olduğu yerlerdeki konut stokunun da azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Yani her ne kadar belki kuzeydeki ormanlarımız etkilenecek görünüyor, ama bu şehrin ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. Hatta yer değişme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani başka uzmanlar ne der bilmiyorum. Yani diyorlar ama bence böyle. Bunun için de bir an önce harekete geçmemiz lazım. Fazla süremiz kalmadı kanaatindeyim. Yani 22 sene geçti bakın. En sonki Düzce depreminden 22 sene sonra 5.9 şiddetinde olan bir deprem. Ben İstanbul'da bile sallandık yani. Evet. Çamlıca'da oturuyorum. Herkes sallandı. Siz de hissetmişsinizdir. Yayındaki spiker, bir başka televizyonda arkadaşım gösterdiğinde, evet, de gördük. Yani herkes sallandı. Yani onun için bu sallanma, İstanbul'da bir şey yok ama Kocaeli'de şeyde, özellikle Düzce'de ciddi bir maddi hasar var. Etrafta diğer evler, bakalım artçı sarkıntılardan ne kadar tamirata ihtiyaç var, maliyeti, daha büyük maliyetlerle katlanacağız. Bence bir an önce bu fon
fonla ilgili hem ulusal hem de uluslararası belki konut şirketlerinden de yardım istenerek, yani bu süreç içerisinde uluslararası ellerin de katılmasını, bir ticaret, bir konsorsiyumlara doğru gidilerek İstanbul'un ve bu dediğim bölgenin Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa havzasında ciddi bir dönüşüm yapılması gerekiyor. Bu kentsel dönüşüm ötesinde bir şey. Yani sadece bölgeselken gece konulardan dönüşen şehri değil de konutların sağlamlıklarının test edilerek bütünüyle bir an önce projeye başlamamız gerekiyor. Sonra eyvah deriz diye düşüncesindeyim. Evet. Eyvah demeden tedbir alalım diyor. Bence de haklısınız. Ümit Çetin, Şimdi dönüşüm, tabii ki dönüşümü şöyle de düşünebiliriz aslında, bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Ülkemizin büyük nüfus yoğunluğu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Hı. Ve deprem açısından da neredeyse en tehlikeli bölgelerin başında gelmekte burası. Dolayısıyla göç almaya devam etmekte. Belki önümüzdeki dakikalarda konuşacağız ama üretim burada olduğu için büyük oranda üretim sektörleri, hizmetler sektörlerinin de bu bölgede yoğunlaşması ve çalışmak isteyen nüfusun Anadolu'nun farklı bölgelerinden ve hatta yurt dışından doğrudan Marmara bölgesine geldiğini gözlemliyoruz. Burada tabii ki bir engel söz konusu olamaz. Bu yasal bir engel. Dolayısıyla Marmara bölgesinin ve İstanbul başta olmak üzere etrafının nüfusunun gittikçe daha da kalabalıklaşacağını öngörebiliriz. O yüzden yapılacak planlar da aslında 4-5 yıllık kalabalıklaşmayı belki en azından dikkate alması gerekecektir. Bu da zor bir hem hesap hem de uygulamadır. O yüzden belki daha uzun dönemli bir plan, buradaki nüfusun bir miktar azaltılması, teşvik edilerek belki Karadeniz bölgesine, belki Marmara'nın alt bölgelerine üretim birimleriyle beraber kaydırılması ancak bizim problemimizin genel çözümünü oluşturabilir. Çünkü İstanbul'un nüfusun 30 milyona vardığını bir an hayal edersek, ki bu çok uzun bir süre sonra olmayacak, burada depremden çok daha farklı zaten sorunlarla biz her gün yüzleşmeye de başlayacağız. Kaynak sorunu gibi, su, ulaşım vesaire bir sürü kaynak sorunumuz ortaya çıkacaktır. O yüzden bakıldığında çevre kirliliği dahil, bizim hazır iklim programlarının da bu fonları da Avrupa Birliği'nde ve dünyada ortaya çıktığını ve bu tip projelere verildiğini göz önüne alırsak, buradan da ilgili kaynak sağlamıyla İstanbul'u bu açıdan nüfusunu seyreltmeyi veya farklı cazibe noktaları meydana getirmeyi, özellikle farklı cazibe noktalarının meydana getirilmesi önemli olabilir. İstanbul'a 100-200 kilometre çapındaki başka şehirlerimizde olabilir ki sürekli olarak göçü engelleyelim ve diğer şehirlerimizin de üretime ve özellikle hizmetler sektörüne, turizm anlamında katkıları sunulabilsin. Çünkü bizim bir şehrimizin diğerinden de o kadar aşağı kalır yönü yoktur zenginlik açısından, bu tip zenginlikler açısından. Ben bunun kapsamlı bir şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nüfus artışının, kontrolsüz nüfus artışımızın farklı zararları da var. Yine belki birazdan konuşacağız. Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artışlar da aslında bunların bir sonucudur. Çünkü kılcallarına kadar şehrin bu ürünleri taşımak zorunda kalıyorsunuz. Artık o kadar sıkışıklık içinde ve benzin maliyetleriniz, diğer maliyetleriniz çok artmaya başlıyor. O yüzden bu yoğunluğu bizim seyreltebilmemiz gerekiyor. Bu deprem gerçeğinde bunun için bir veri olarak kullanarak yapabilmemizin ben şu an imkanı olduğunu değerlendiriyorum. Sen ne dersin Ümit Çetin, hem konuştuğumuz çerçeveyle ilgili fikrinle hem de bu fon meselesiyle ilgili? Evet, şu gerçekten hani söyleniyor ya, bu fonlar toplanıyor ama sonrasında hani X bir sıkıntı olduğunda oraya gidiyor. Hani işlevini yerine getirmemiş oluyor. Yani bununla ilgili farklı bir düzenleme gelebilir mi sence? Bununla ilgili bağlayıcı bir şey yapılabilir belki. Hani yasal düzenlemede sadece bir deprem için kullanılabilir gibi
bağlayıcı ve böyle kolay değiştirilebilir bir şey olmaması lazım ki idarenin bir takım ihtiyaçları olduğunda oraya başvurulmasın. O para sadece ve sadece kentsel dönüşüme ve sadece depreme hazırlığa aktarılsın. Bu noktada bir adım atılabilir. İkincisi, bu 5.9'luk deprem sonrası şöyle bir hava da var. O havaya da girmemek lazım. Evet, konut stoğumuz işte bu Düzce bundan geçti. Demek ki biz depreme hazırlıklıyız. Hayır, depreme tam anlamıyla hazırlıklı olduğumuz gibi bir durum söz konusu değil. Niye? Çünkü bu 5.9'luk bir sınamaydı. Yani daha yüksek şiddetlerde, daha yüksek büyüklüklerdeki sınamalara da hazır olmamız lazım. Çünkü biz sadece 5.9'luk depremlerle karşılaşmadık. İşte Marmara depremi 7.4'tü yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 7.4'lük bir depreme Düzce hazır mı? Bir bunun testi. 8 şiddetindeki depreme hazır mı? 9 şiddetindeki depreme hazır mı? Hani Türkiye'de evet en yüksek hani 9'lara çok ulaşmıyor diyor uzmanlar ama yine de en azından en kötüsüne hazırlanmak lazım. Bu noktada adım atma. Bizi bu evet bu depremden çok şükür ki kayıpsız kurtulmuş olmamız bizi rehavete sevk etmemeli. Aksine bizi diğer daha büyük şiddetlerdeki depremlere hazır hale getirmeli. Dolayısıyla hem bireysel tedbirler hem devletin alacağı tedbirler anlamında adımlar atmalıyız. Bireysel tedbirler, dün de biraz konuştuk. Bireysel tedbirler noktasında vatandaşımız maalesef biraz çıkar boyutuna çok bakabiliyor. Yani atıyorum kendi binası depreme dayanıksız çıkar diye deprem testi yaptırmayanlar var. Yani binası depreme dayanıksız çıkarsa binanın yıkılması gerekecek, binayı tahliye etmeleri gerekecek, yerine yeni bina yapılması gerekecek. Ya bununla ilgili bir takım problemler doğabilir diye bu saikle bile deprem hazırlığını ihmal eden ya da depreme hazırlık anlamında, binanın dayanıklılık testi anlamında bu testleri ihmal edenler var. Bunu da ortadan kaldırmamız lazım. Yani bir binanın yıkılması bile bizim için büyük bir şeydir. Dolayısıyla ona bile tahammülümüzün olmaması lazım. O yüzden hem yetkililerin bu anlamda denetimlerini sıklaştırması hem de bireysel, yani o binaların içerisinde oturan ve o evlerin sahipleri tarafından adımlar atılması lazım. Bazı binalar var ki hiç ev sahibi oturmuyor. Hep kiracı oturuyor mesela o binalarda. Dolayısıyla o ev sahipleri de o kiracıları çok düşünmüyor. Böyle durumlar da var. Bunu da gözetmek lazım. O yüzden hani eğer ev sahipleri bu noktada bir irade ortaya koymuyorsa genel belki taramalar, bölgesel taramalar yaparak bu binaların ne kadar depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek lazım ki hani belli bir tarihten sonra, 99'dan sonra yapılan binalar için dayanıklıdır gibi bir ön yargı var. Olmaya da bilir. O yüzden 99'dan sonra yapılan binaların da bir gözden geçirilmesi lazım. Zaten 99 öncesinin mutlaka taranması lazım da 99 sonrası yapılan binaların da bir gözden geçirilmesi, dayanıklılık testinin yapılması lazım kanaatimce. Peki. Şimdi faize karar günü bugün, ekonomistler, analistler de tekrar bir indirim geleceğini bekliyorlar. Cemal Hocam, sizin perspektifiniz nedir? Bugün bir faiz indirimi daha görür müyüz? Eğer görürsek piyasalarda herhangi bir, özellikle de döviz cephesinde herhangi bir oynaklık olur mu sizce? Evet, bütün para politikasıyla ilgili görüş beyan edenler ya da düşünenlerin şeylerini, görüşlerine baktığım zaman bugün para politikası açısından faiz indirimi Merkez Bankası'nın yapacağı konuşuluyor. Hatta 150 baz puan düşüreceğini söylüyorlar. Yani buradaki ölçünün ne olduğunu bilemiyorum. Artık iktisat ilmindeki seviyem buna ölçü olmuyor. Yani bunun bir, çünkü faiz oranlarıyla enflasyon oranlarıyla bizim faiz oranları arasında bağlantı yapmış olan iktisadi analizler sonucunda büyük oranda kalktı. Çünkü şu anda enflasyonun %80'ler civarında olduğunu düşünürsek Merkez Bankası'nın bile yıl sonu, yani gelecek ay sonu itibariyle %73.5 olarak açıkladığı beklenti faizin, yani onlar da yükselttiği bir durumda yıllık faizin, bizimkinin %9'lara inmesi konuşuluyor.
bu daha önceki bilinen ekonomi teorileriyle ya da uygulamalarımıza tam ters bir durum olduğunu görüyoruz. Ben ama bunun da faiz oranlarının tek haneye indirilmesi konusunun bir şeyden ziyade bir mantığın silsilesi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi bir ciddi bir faiz kıskacı var. Yani bu enflasyon oranına beraber faiz artışına gitseydik ki geçmiş dönem yani 2000'li yıllar öncesi böyle bir uygulamalar vardı. Yani 80'lerin 90'ları gördüğümüz faizler ya da gecelik faizlerin kriz dönemlerde algılamakta zorlanıyor ama %7 bile çıktığı söylendi. Bazıları 5 bine diyor. Ama bunlar iktisadi manada yani bankacılık piyasasında gerçekleşen oranlardı. Şu anki açıdan baktığımızda bu durumlar söz konusu değil. Faiz oranla aynı gitse diyelim ki bizim ekonomi politikasını eleştirenler bugün beklentileri olan faizler ortalama %40, %50'ler seviyesinde bunlar faiz bekliyorlardı bu enflasyon oranından. Hatta daha fazla bekliyorlardı. Ama hükümet faiz sarmalından Türkiye'ye çıkaran yeni bir politika ortaya koydu. Yani ben politikayı iş yaparken de yani aslında çok daha zorlandı bunu yaparken. Yani kan içti ama kızılcık şerbeti içtim diyerek bunu yaptı. Sonunda geldiğimiz noktada yani doların 18.60'larda seyrettiği bir günde 10.5 seviyesinde bir faizimiz var. Bu faizin 150 bas puan bence fazla. Yani tek rakam hedefse 9.75 de aynıdır. 9.95 de tek rakamdır yani. Ama bunun bir mantalitesi söz konusu. Ben faiz indirme politikasının bence bu dönemde es geçilmesini tercih ederim. Yani şu anki koşullarda indirme sabit tutulabilir. İndirmenin bir es geçilmesini hatta bu enflasyonun yılbaşı etkisiyle, baz etkisiyle biraz daha düşmüş olmasıyla beraber gelecek aya kaydırılmasını daha makul olur ama Merkez Bankası bürokrasimizin düşüncesi yani kamuoyuna yansıyan düşüncesi böyle bir düşünce. Ama gelinen bu uygulamaların bariz neticesi nedir derseniz faiz oranlarıyla enflasyonun yükselişi trendi Türkiye'de kullanılan birlikte yükseliş trendinin tersine bir politika izlenmiştir. Bu politikanın sonucunda da tabii ki bunu sağlayan nedir? Tabii sadece bu izlenmek demek değil de ne kur korumalı mevduat sisteminde yaklaşık olarak bugünkü rakamlar hakkında 100 milyar dolara yakın yani 1 trilyon 700-800 milyar belki bu son haftaya bakmadım bir şey var. Kur korumalı mevduat sistemi içerisinde bir para var. İşte diyelim altın o rezervi yine bu kur korumalı mevduat sisteminden sonra geliştirilen vatandaşların yatırım aracı olarak görülerek kur altının da bu sistem içerisinde dahil edildiğini zannedersem 13 bin tona yakın bir altının bu sistem içine girdiğini Maliye Bakanımız açıkladı ki bu da çok büyük bir altın rezervi demektir. Yani yastık altında duran, ekonomide olmayan, hemen bir kısmı ekonomide olabilir ama büyük kesimi ekonomide olmayan altınların da sisteme dahil edilmesiyle Türkiye'nin ekonomik mali yapısının güçlendiğini, çok aşırı bir şekilde mesela dolara ihtiyacın olmaması, yani aşırı dediğim şu, yani kur korumalı mevduat sistemi içerisinde doların gidişatını dizginlediğimiz söz konusu oldu bu sistemde. İkincisi altın enstrümanının devreye sokulması yine ekonomi cephesinde merkezin elini daha da güçlendirdi. Ve bu güçlendirme ile beraber faizi düşürsek bile doları 18'ler yani bir sene önceki şey durumuna yani biz geçen yılın Aralık'ın 20'sinde filan zannediyorum yani bir iki gün sarfabilir. Kur korumalı mevduat sistemini ilk önce açıkladığımızda hükümetimizin bir anda 18.5'lardan doların 11.40'lara kadar düştüğü, 11.30'lara kadar düştüğünü hatta bir iki dibe vurdu ama merkez sistemi aslında banka sistemi 11.30'lara kadar indiğini görmüştük. Yani biz aynı sistemde bu şeylerle bir yıl sonra aynı alanda doları tutmuş olmamızı sağladı. Evet. Yani alınan tedbirlerin
bu ekonomi cephesinde merkezin elini güçlendiren tedbirlerin faiz oranından düşürülse bile aşırı bir doların yükselmesini önlemiş olduk. Cemal Hocam, bence bu... özür dilerim, bir virgül koyacağım, o sıcak noktaya dönmemiz gerekiyor. Çünkü Suriye, PKK, YPG'nin Karkamış'a yönelik roketli saldırısı sonucu okulda şehit düşen Ayşenur Alkan için 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle anma töreni düzenleniyor. Hemen o noktaya dönelim. Şems Çakan var karşımızda. Evet, Ayşenur Alkan, o bir öğretmendi ve öğrencileri için adeta kendini siper etti. PKK ve YPG'ler tarafından atılan o havan mermisinde öğrencileri zarar görmesin diye önce onları sığınağa, ardından tekrar yukarıda kimse var mı yok mu bakmak için çıktığı sırada düşen bir havan mermisi nedeniyle şehit olmuştu Ayşenur Alkan. Ve bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen arkadaşları, hatta bazı öğrenciler ve buradaki bürokratlar onu yine yalnız bırakmadı. Okulun önüne kırmızı karanfiller bırakıldı ve şu an Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kaymakam burada, ilçe milli eğitim müdürü Halil Kendirci burada ve diğer öğretmen arkadaşları burada. Okul, Kocatepe İlkokulu'nun önüne kırmızı karanfiller bırakıldı ve şu an öğretmen arkadaşlar da burada, ellerinde kırmızı karanfiller var. Onlar da birazdan okulun önüne kırmızı karanfilleri bırakacaklar. Çünkü o bombaların patladığı gün öğrenciler zarar görmesin diye o öğrencilerini sığınağa indirmişti. İşte o iki öğrenci de, onlardan iki öğrenci de burada. Onlar da o gün Ayşenur öğretmen onları sığınağa indirmişti. Ama çok korktuklarını ifade ettiler ve bu çerçevede onlar da bugün yine öğretmenlerini yalnız bırakmadı. Eğer şehit olmamış olsaydı onlar bugün bu karanfilleri ona vereceklerdi. Ve bu çerçevede bugün gerçekten duygusal bir anma töreni olduğunu söyleyebiliriz. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ayşenur Alkan Kocatepe İlkokulu'nda öğrencileri zarar görmesin diye bu çerçevede adeta kendini öğrencilerine siper etmişti ve tüm öğrencilerini sığınağa indirdikten sonra da tekrar yukarı çıkıp başka öğrenci var mı yok mu dediği anda işte o PKK ve YPG tarafından atılan o bombayla, patlayıcıyla şehit olmuştu. Nizip ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti ve bugün 24 Kasım günü nedeniyle de okulda bir anma töreni gerçekleştiriyor Öğretmenler Günü nedeniyle. Aslında Kocatepe İlköğretim Okulu'nun tabelası da bugün gün içerisinde değiştirilecek. Şehit öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek bugün itibariyle. Öylesi bir karar da alındı. Bundan sonraki süreçte Ayşenur Alkan ilkokulu olarak burada öğrencilere eğitim verilmiş olacak. Tabii okuldaki hasarın, zararların giderilmesi noktasında da çalışmalar devam ediyor. Gerek Karkamış ilçe merkezindeki evler ve diğer yerlerde de hasar tespit çalışmaları da yapıldı. 102 evin hasar gördüğü tespit edildi ve onların o hasarların giderilmesi noktasında valilik ve kaymakamlık bünyesinde de yoğun bir çalışma var ve bu çerçevede bugün Öğretmenler Günü nedeniyle Ayşenur Alkan unutulmadı ve şu an imam tarafından dualar ediliyor. Kırmızı karanfiller az önce okulun giriş kapısına bırakıldı ve o öğretmenler odasında şehit olmuştu ve okul içerisindeki o çalışmalar nedeniyle okulun içerisine şu an kimse alınmıyor. Pazartesi gününden itibaren tekrar okulların eğitim öğretim açılması noktasında da hazırlıklar yapılıyor ve bu çerçevede bugün dediğim gibi duygu dolu anlar var. Öğretmen arkadaşları burada kırmızı karanfiller ellerinde ve Ayşenur Alkan için onlar yine bir araya geldiler. Tabii okula büyükçe dev bir Türk bayrağı asıldı. Hemen hemen her okulun hem penceresinden şu an için Türk bayrakları var ama dış duvarına büyükçe Türk bayrağı asıldı. Bugün Öğretmenler Günü, eğer Ayşenur Alkan şehit olmamış olsaydı o öğrencilerine, öğrencileri ona çeşitli hediyeler verecekti. Hatta onun için şiir yazan öğrencileri bile vardı. Bugün işte o şiiri ona okuyacaklardı. Ama o şehit oldu ve şehit olduktan sonraki süre içerisinde yine onlar, öğrenciler onu yalnız bırakmadı ve bu çerçevede bugün Karkamış ilçesinde hemen hemen herkes Ayşenur Alkan için dua ediyor ve bu çerçevede şu an Kocatepe İlkokulu'nda, Karkamış Kocatepe İlkokulu'nda şu an dua okunuyor ve az önce dediğim gibi kırmızı karanfiller verildi ve şimdi öğretmen arkadaşları da onun şehit olduğu okulda kırmızı karanfiller bırakacaklar ve bu çerçevede şu an için öğretmenler kırmızı karanfilleri bırakacaklar. Onlar burada şimdi kaymakam ve öğretmenlere başsağlığı diliyor.
diğer ilçe yetkilileri de öğretmenlere, hem öğretmenler gününü kutluyor, hem onlara başsağlığı dileklerini iletiyor. Ve bu çerçevede şu an az önce kırmızı karanfillerin bırakıldığı yer burada. Buranın okulun girişi adeta kırmızı karanfillerle donatıldı. Ve öğretmenleri, buraya gelen herkes onun için birer kırmızı karanfil bıraktı. Dediğim gibi ve bu çerçevede bugün eğer şehit olmamış olsaydı öğrenciler ona çiçekler, kırmızı karanfiller verecekti. Onun için şiir yazanlar vardı ve bugün işte öğretmenleri onlar için kırmızı karanfil bırakıyor. Dediğim gibi duygu dolu anlar var. Çünkü o sevilen bir öğretmendi. 3 aylık öğretmendi aslında. Ama öğrencileri için adeta kendini siper etti. Ve bu çerçevede bugün için burada öğretmenleri onun için kırmızı karanfil bırakıyor ve gün içerisinde de okulun tabelası da değiştirilecek diyerek sözü tekrar size bırakalım. Şeyh Musçakan, teşekkür ediyoruz. Bizler de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve devam edelim. Şimdi Düzce'deki 5,9'luk deprem sonrası bölgede yaralar sarılıyor. 24 Ekim'den İlayda Şehrin Azay Çiçek karşımızda. İlayda, günaydın. Nur Köşker, 5,9'luk depremin ardından Düzceliler dün geceyi de aslında dışarıda geçirdiler. Ancak bu kez çadırlardaydılar. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Celal Musalli ile birlikte Gölyaka Kapalı Pazar alanındayız. Bu noktada da yine çadırlar kuruldu. Düzce genelinde 669 16 metrekarelik aile yaşam çadırı kuruldu. Bunlardan 50'si burada Kapalı Pazar yerinde bulunuyor. Tabii ekipler de sık sık bu noktayı ziyaret ediyorlar ve vatandaşların ihtiyaçları olup olmadıklarını soruyorlar. Kızılay ekipleri, AFAD ekipleri bölgedeler. Depremzedelere çadırlar ulaştırıldı. Çünkü bir yandan hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından binalardaki hasar ortaya çıkacak ve vatandaşların evlerine gidip gidemeyecekleri belirtiliyor. Düzce'de Gölyaka'da 321 evde hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Gölyaka'da 5 bina ağır hasarlı tespit edildi. Binasında hasar olan, binasında çatlaklar, yarıklar olan vatandaşların aslında evlerine girmemesi isteniyor. Çünkü artçı depremler bir yandan devam ediyor. Depremin ardından 218 artçı sarsıntı kaydedildi Düzce'de. Bu yüzden de vatandaşların evlerine henüz ağır hasarlı olan evlere, çatlaklar, yarıklar olan evlere hasar tespit çalışması tamamlanmadan girmemeleri isteniyor. Tabii sadece binalardaki hasar değil, aynı zamanda eşya konusunda da bir hasar tespit çalışması yapılacak Düzce'de. Eşyası hasar gören, zarar gören, eşyalarını kaybeden vatandaşlar için de eşya desteği gerçekleştirilecek. Dakikalar öncesinde aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu noktadaydı. O da depremzedeleri ziyaret etti. Aslında bir istekleri, bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sordu. Bu noktada dediğimiz gibi devlet aslında tüm kurumlarıyla birlikte depremzedelerin yaralarını sarmak için bulunuyor. Çadırlar kuruldu, mobil aş evleri oluşturuldu. Depremzedelere sıcak yemek ulaştırılıyor, ikramlıklar ulaştırılıyor. Aileler geceyi çadırlarda geçirmişti, sabaha da yine çadırlarda uyandılar. Efendim, çok geçmiş olsun diyelim. Nasıl geçti geceniz? Teşekkür ederim. Güzel geçti. Gayet güzeldi. Eksikliğimiz yok. Devlet tarafımızdan her şeyimiz karşılanmış bir vaziyette. Güzel. Tedbir aldık. Buradayız. Evinizin durumu nedir? Ya biz tedbir amaçlı buradayız ama abimlerle birlikte buradayız. Hep birlikte. Onların evinde hasar var. Hasar tespit yapılacak. Onun için yalnız bırakmak istemedik. Beraber burada kalıyoruz. Çocuklarınız, aileniz. Evet, kaç kişisiniz çadırda? 8 kişiyiz. Bir tanesi benim çocuğum. Diğerleri abimin çocuğu. 3 tane çocuk var. Yengem var, annem var, ben varım, abim var. Peki, çok geçmiş olsun diyelim tekrardan. Dediğimiz gibi Düzce'de 5,9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediliyor. Bir yandan yaralar sarılıyor deprem. Zedeler için konaklama imkanı sağlanıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından da ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar için aslında
yapıldığında güvenli noktalarda konaklama konusunda destek sağlanacağını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. Düzce'de hava da giderek soğuyor. Şu an dışarıda sağanak yağış var. Bu nedenle de depremzedelerin her biri için çadırlar kuruldu. Onlar hem soğuktan hem yağmurdan korunuyorlar bu noktada diyelim. Tekrar sizlere dönelim. İlayda Ayçiçek, Düzce'deki son durumu aktardı bizlere. İlayda teşekkürler, kolaylıklar diliyorum hem sana hem de kameraman arkadaşımıza. Devam edelim kaldığımız yerden, faiz indirimini konuşuyorduk Cemal Zeyir'le. Hocam buyurun, yarım kaldı sözleriniz. Evet, faiz indirimi bugün özetle Merkez Bankası'ndan beklenmektedir. Merkez Bankası'nın alacağı bu faiz indiriminin ekonomimize hayır olmasını öncelikle temenni ediyorum. Beklentiler bu. Evet. Ama benim arzum bu ayı pas geçerseler belki daha iyi olabilir. Çünkü baz etkisini görmemize vesile olabilir. Ama yine de bu faiz indirimlerinin Türk ekonomisine negatif ciddi manada bir etki vereceğini beklemiyorum şu anda. Çünkü enflasyon orantısıyla bağlantısı gittikçe kopmuş bir faiz indirimi söz konusu. Bunun tabii uzun vadeli etkilerini genelde Atı Hocam da gayet iyi bildiği ekonomik değerlendirmelerini takip ediyorum. Daha sonra sert faiz yükselmeleriyle karşı karşıya kalabileceğimiz görüşlerinde yansıttığını unutmamak gerekir. Bakalım Yunola Halmanola demekten başka bir şeyimiz yok. Bugünkü faiz indirimi kararıyla ilgili olarak. Peki Atı Hocam, sizin beklentiniz ne? Görür müyüz bir faiz indirimi? Sizce enflasyonla olan bağlantısı tamamen koptu mu faiz kararlarının? Hani en azından piyasa etkisine baktığımız zaman hem söylem beklentisi bakımından hem de faiz karar bakımından gerçekten piyasada bir etkisizlik söz konusu var. Yani bu kadar iyi bir şey mi bilmiyorum. Hani kur korumalı TL mevduat sisteminin bir dengeleme sağladığı söyleniyor ama söylem bakımından da piyasanın bu kadar beklentisizleşmiş olması iyi midir? Nedir yorumunuz? Şimdi tabii beklentisizleşmeyi aslında Sayın Hazine Bakanımız açıklamıştı. Yani bunu amaçladıklarını söylemişti, bunu hatırlarsak. Faizlerin ve bağlantının kopmasını istediklerini. Şimdi bunu değerlendirmemiz aslında bizim de Sayın Cemal Hoca olsun ve diğer uzman arkadaşlar olsun, bu uzun sürecek bir konu. Yani biz bunu daha uzun bir süre konuşacağız. Çünkü bu bir politika, ekonomi politikası değişikliği ve küresel ölçekte değerlendirdiğimizde son G20 zirvesinden de örnek vermek isterim. Endonezya'daki bütün ülkeler neredeyse enflasyonla mücadele konusunda diken üstünde olduklarını anons ettiler. Ortak bildiriyle söylediler. Dolayısıyla burada bizim tabii ki beklentiler %9'a çekileceği yönünde, onu Merkez Bankamız yönlendirmişti zaten. Neredeyse açık olarak yönlendirdi %9'a geleceğini. Belki biraz daha aşağı çekebilir. Bunu uygun gördüm diyebilir. Bugün böyle bir açıklama da görebiliriz. 8-8.5'a indirdim de diyebilir. Çünkü bağlantı koptuğu için. Burada hazinenin belki borçlanmasında gördüğü bir miktar iyileşme onların bu kararı itebilir. Yani faizlerin bu seviyeye gelmiş olması hazinemizin borçlanması bir miktar olumlu bir pencere açtı. Ancak burada bizim değerlendirmemiz gereken bunun ne pahasına olduğu. Çünkü ekonomik olarak düşünmeye başladığımız her şey ne pahasına olduğu ya da alternatif politikayla ölçülmesi gerekiyor. Bizim de enflasyon oranlarımızın oldukça yüksek olduğunu göz önüne alırsak burada kur korumalı mevduat pahasına aslında biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da 1,5 trilyona ulaştı büyük ihtimalle. Son veri 1,4'tü. 1,5 trilyonla neredeyse hızı da kesildi. Onu da söyleyelim. Başka bir finansal ürüne doğru kayış olacak. Borsa ve bir miktarda bu altına yönlendirme böyle değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunun nereye kadar gittiğini hep beraber göreceğiz. Ancak genel eğilim, yani olması gereken bizim enflasyonu indirmemiz bir şekilde. İndirmeye başlamamız gerekiyor. Bunun için politika uygulamamız gerekiyor. Bunun seçime kadar olup olmayacağını sanırım kimse de bilmiyor. Böyle bir sorunumuz da var açıkçası. Aksine büyüme tahminlerimizde bunu büyüme için yaptığımızı göz önüne alırsak, açıklandığını, yatırım, istihdam ve büyüme, büyüme tahmininin 2023 yılı için bizde %3'e çekildiğini de hatırlatalım. Bu da şöyle bir tabloyu ortaya koyuyor. Bunu yaparak
biz %3 büyümeye doğru gideceksek eğer buna devam ederek bir politikaya, bir yandan da seçim dolayısıyla genişlemeci olmaya devam edeceksek bizim enflasyonda çok daha fazla bir artış beklememiz, ikincisi olarak kur korumalı mevduatın üzerinde de stres birikmesi ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugünkü karar ne olursa olsun, yani %9, %8,5, %9,5 bizim problemlerimiz maalesef devam edecek. Artık faiz göstergesi problemlere dair bir ışık vermiyor bize. Enflasyon ve kurun neredeyse stabil olması tabii ki iyi. Ekonomimiz açısından onu söyleyelim, ancak stabiliteyi biz zorlama değil, kendi halinde arzu ederiz. Onu da vurgulamak lazım. Zorlama olmasın şöyle bir handikapı oluyor. Zorlamadan kastım kur korumalı mevduatla talebi yönlendirmek. Çünkü cari açığımız ya da ticaret açığımız oldukça yüksek olduğu için burada zorlama tabirini kullandım. İhracatımız, ithalatımızın 10 milyar dolar altında seyrediyor yaklaşık 2-3 aydır. Böyle olduğu için bizim bu şu an sabitmiş gibi gözüken politika araçlarımızda tıpkı bir fay hattı gibi stres birikmekte. O yüzden önceliğin ben tekrar enflasyonla mücadeleye verilmesi kanaatindeyim. Yani enflasyonu durdurmak üzerine politika yapmamız gerekiyor. Bunu da şöyle değerlendirebiliriz. İlla bütün dünya yapıyor diye bunu yapmak anlamında bunu değerlendirmiyorum. Ancak ekonomik itibari sistemler işleyişi olduğu için dünyadaki merkez bankaların eğilimi şu an toplumların da talep konusunda ve üretim konusunda bu meyilli olduğunu gösteriyor bize. 90'lardan farklı olarak koşullar değişik. Dolayısıyla enflasyonun %1 artışı bile toplumların huzurunu oldukça bozabilen bir miktar. Hassasiyeti çok yüksek günümüz insanının, günümüz tüketicisinin. O yüzden enflasyonun dizginlenmesi için mecburen önümüzdeki dönem para politikası, yani Merkez Bankamızın faiz oranları kullanılmak zorunda kalacaktır. Umarım orada yumuşak bir geçiş yapmış oluruz, ama konjonktür bizim için 2023'ün ilk çeyreğinde oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Seçim ekonomisinde üzerine eklememiz gerekiyor. Büyümeyi bu genişlemeci politikalarla yapamıyorsak o zaman gerçekten çok riskli bir patikadayız demektir. Bunu da değerlendirmeye sunmak istiyorum. Peki, Ümit Çetin. Nur Hanım, bir şey ben ekleyebilir miyim? Buyurun. Hocam çok güzel analiz etti. Yani ben katılıyorum bu görüşlere. Yani acı gerçekleri söylememiz gerekiyor biz iktisatçılar, ekonomistler. Ama şu şimdi bütün dünyanın merkez bankalarının, yani Batı ülkelerinde enflasyonla mücadeleyi bir araç olarak kullanıyor ve bunu yapıyorlar. Yani bizim Merkez Bankası'nın politikalarında enflasyonla mücadeleyi göremiyoruz şu ana kadar. Yani bu faiz indirme politikalarının radikal bir şekilde devam etmesi ve enflasyonla mücadelenin ile ilgili ciddi bir adım atılmadığını görüyoruz. Hükümet politikalarında ancak bunu görebiliyoruz. O da nasıl enflasyonumuzu? Alt gelir gruplarına sosyal yardımlarla, işte elektrik fiyatlarını düşür, gıda ürünlerine zam yapılmasının kontrol altına alacak tarım kredi kooperatiflerini devreye sok ya da marketlere sıkı denetimle fiyatları kontrol altına. Bu evet yapılsın, ama bir taraftan da bütün dünyadaki gerçek olan bir durum var. Merkez bankaları, para politikalarına karar verenler, merkezler enflasyonla mücadeleyi de birinci önceliklerin başında alırlar. Yani bizim bu şeye kadar, seçime kadar enflasyonla mücadeleyi Merkez Bankası politikalarına oturtmadığı sürece Atı Hocam'ın dediği gibi radikal önlemlerle karşı karşıya kalırız ve o da sert geçiş olursa kötü olur. Ben diyorum ki, yani hükümete ve karar vericilere, Sayın Demirel'in bir güzel lafı var, diyor ki tencere çok miktar götürür. Yani enflasyon çok miktar götürür. Yani bunun arada şu anda 7'ye yakın bir süre varken bu politikayı da bir an önce devreye koyarak tencereyi sadece şeye bırakmamak lazım. Alt gelir gruplarının durum şeyine göre bırakılmak lazım. İnisiyatifini onlara yapılan iyileştirme değil, toplam genel kütleyi göz önünde bırak, toplam nüfus göz önünde bırak uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Bunu da ifade etmek zorunda kaldım.
Sen ne dersin Ümit Çetin? Hani bu mevzu gerçekten çok eleştirilen noktalardan biri. Hani enflasyon meselesi artık hani ya zaten artacak deyip vaz mı geçildi enflasyonla mücadeleden? Öte yandan bir diğer eleştiri de artık bu Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarının ekonomik gerekçelerden tamamen kopup siyasi gerekçelerle alındığı ve bunun da haliyle en azından halk nezdinde ekonomik sonuçlarının olduğu yönünde nedir perspektif? Ya hocalarım ne der bilmiyorum ama yani bu Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının artık hani üretime de biraz yansıyabilmesi açısından hani kredi faizlerine de yansıtılması lazım. Yani bankaların bu noktada belki baskılanabiliyorsa baskılanması ya da bankaların bu noktada da üreticiyi cesaretlendirici bir takım adımlar atması lazım. Temel eleştiri de bu. İşte faiz Merkez Bankası indiriyor ama işte bu bankalara yansımıyor. Dolayısıyla doğrudan üreticiye, dolayısıyla tüketiciye de yansımıyor. Böyle bir eleştiri var. Bu eleştiriye de bir kulak verip belki bankaların bu noktada bir takım adımlar atıp üreticiyi ve yatırımcıyı cesaretlendirmesi lazım ve onların üretime ve yatırıma sevk etmesi noktasında bir takım adımlar atılması lazım gibi geliyor bana. Tabii ki bu konunun uzmanı olmadığım için hocalarım bu noktada daha iyi değerlendirme yapacaktır. Ama toplamda dışarıda baktığımız zaman, yani üreticiye dokunduğumuz zaman, tüketiciye zaten dokunduğumuz zaman bu noktada enflasyon noktasında bir takım sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Özellikle fiyat istikrarı noktasında atılacak adımlara destek olucu, dolayısıyla üretiminin artılmasıyla hani belki de enflasyonu dizginleyici bir takım adımlar gelebilir. Hani tabana biraz daha bunun yayılması noktasında adımlar atılmalı. Belki hocalarım hani bunu derken, yani Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini görmüyoruz derken belki de bunu kastediyorlar bilmiyorum ama orada bir problem var gibi görünüyor. Bu noktada da adımlar atılacaktır. Zaten hani atılan yeni yönetimle, ekonomik sistemle birlikte hani makro tedbirler çok kısa vadede hayata geçemeyecek ya da tabana yayılamayacak gibi görünüyor. Bu noktada mikro tedbirler alınıyor. Anladığımız kadarıyla da önümüzdeki dönemde daha çok mikro tedbir göreceğiz. Makro tedbirler biraz hani bu politikayı uygulayıcı, bu politikada biraz daha istikrarlı gidişi sağlayıcı bir takım adımlar atılıyor anladığım kadarıyla makro bazda, ama mikroda en azından vatandaşı ilgilendiren, direkt vatandaşın cebini ilgilendiren adımlarda da biraz onlara yansıtıcı adımlar atılmalı gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası faizi indirirse ikinci hedefe odaklanması görünüyor. Buradan toplamda yapılan bütün yorumlardan bu çıkıyor. Çünkü iki hedef vardı bilindiği üzere. Bir tek haneli enflasyon, tek haneli faiz. Tek haneli faizi anladığımız kadarıyla bugün bir indirim yapılırsa ulaşacağız. Bundan sonra biraz da tek haneli enflasyon noktasında ne yapılabilir, buna odaklanmak gerekiyor. Bu noktada tabii hem Merkez Bankası, hükümet zaten buna odaklı bir ekonomi politikası izliyor. Merkez Bankası'nın da o tek haneli enflasyon hedefine ne kadar yaklaşabilirsek, yani kısa vadede tek haneli enflasyona yaklaşmak çok kolay değil gibi görünüyor ama en azından ne kadar yaklaşabilirsek bu noktada cesaretlendirici adımlar ve cesaret verici, cesur adımlar gelmesi gerekiyor gibi görünüyor. Tabii ki bunun teknik analizini hocalarım çok daha iyi yapacaktır. Peki Sayın Bakan Nebati'nin hani şöyle bir cümlesi vardı geçtiğimiz haftalarda, hani yurt dışındaki algıdan bahsetti ve dedi ki hani tüm dünya Türkiye'deki ekonomi modelini izliyor, sonuçlarını bekliyor, hani biz de anlatmaya devam ediyoruz dedi. Bu ekonomi modelinin küreseldeki algısı ve çektiği ilgiyle ilgili neler söylersin Çetin? Tabii küreseldeki algısı şu, hani Türkiye bir şey uyguluyor, bir şey yapıyor. Acaba bunda başarılı olacak mı gibi böyle ihtiyatlı bir takım değerlendirmeleri var. Acaba başarılı mı oluyor gibi bir değerlendirmeleri var. Böyle bir ilgileri var. Ama tabii ki başarı noktasında tabii daha şu an tam anlamıyla evet bunu bitirdik, tamamladık,
başarılı olduk diyecek noktada değiliz. Bu noktada adımlar atılıyor. Bunun sonuçlarını uzun vadede göreceğiz. Kısa vadede görmek mümkün değil gibi görünüyor. Dünyanın ilgisi de bu. Acaba Türkiye bunu başarabilecek mi? Türkiye bunda başarılı olabilecek mi? Diye Türkiye'nin uyguladığı modeli analiz ediyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla bu model anladığımız kadarıyla dünyanın dikkatini çekmiş. Peki, Ata Hocam, Sayın Bakanımız şunu da söylemişti, hani eğer biz bu modeli uygulamasaydık, işte faiz indirimlerine gitmeseydik, hani hem enflasyonla uğraşacaktık hem de bir yandan durgunlukla karşı karşıya kalacaktık. Bu da beraberine birçok problemi getirecekti. Buna ne söylersiniz? Şimdi Hanım, enflasyonla uğraşacaktık doğru, durgunluk da olabilirdi, o da doğru. Yalnız burada şunu ölçmemiz gerekiyor. Acaba öyle bir durumla uğraşacağımız enflasyon durgunluk ikilisi nasıl bir ikili olacaktı? Yani enflasyon %40'ı geçecek miydi mesela? %30'u? Yoksa gene düşük mü kalacaktı? Ya da bu seviyelerde mi olacaktı? Böyle baktığımız zaman enflasyonun bir kısmının küresel ölçekteki gelişmelerden kaynaklandığı muhakkak. Sanırım Sayın Bakan bu kısma izahat getiriyor ve zaten küresel ölçekteki fiyat dalgalanmaları, tedarik zincirlerindeki bozulma, koronavirüsten çıkıştaki talep fırlaması gibi ekonomik olaylar yüzünden enflasyonun yüksek kalacağını zaten biliyorduk. Bu yüksek enflasyonla kendi araçlarımızı daha kontrol edebilir bir şekilde yakalanalım istedik ki üretim birimlerine bir miktar kredi sağlayarak en azından ihracatımızı arttıralım planı yaptık gibi gözüküyor açıklama. Ama söylediğim gibi enflasyon da burada feragat etmiş gibi duruyoruz. O da bizi yani büyük şehirlerdeki enflasyon ticaret odası ölçümleriyle %110'lar civarında. Devletimizin yenileme oranı %120 civarında ve üretici fiyatları endeksi de %157 civarında. Dolayısıyla buradaki sorunumuz faiz indirimlerinin yapılmasından ziyade yapılma hızı, çekileceği seviye ve buna finansal piyasaların ya da bütün hane halklarının nasıl ikna edileceği gibi bir örgüden oluşuyor. Eğer burada bir yanlışlık yapılırsa, yani faiz oranları düşünülenden ya da olması gerekenden, tabii bu bir hesap sonucudur, daha aşağıda belirlenirse enflasyonu bir de küresel ölçekteki etkilere ek olarak sizin yanlışınız tetiklemiş oluyor. Dolayısıyla ben çerçeveye buradan baktığımda küresel etkilerin olduğu doğrudur. Sayın Bakan'ın konuşmasını bu açıdan ele alıyorum ve ben de aynı fikirdeyim. Ancak kendi faiz seviyemizi hızlı bir şekilde veya zamanlamasını yanlış yaparak yapıyor olmamız aynı zamanda enflasyona farklı bir ivme kazandırıyor. O da şu kanaldan kazandırıyor. Beklentiyi yönetememiş oluyoruz. Eğer hane halkı veya üretim karar vericiler enflasyon beklentilerini sürekli yüksekte bir yerde oluştururlarsa bizim o zaman gündelik hayatta da konuştuğumuz çok ya da şahit olduğumuz acayip bir fiyatlama davranışı ortaya çıkıyor. Şu yüzden acayip diyorum. Vatandaşlarımız baktığı zaman ürüne bu ürünün bu fiyat nasıl edebildiğini artık anlamaya çalışıyorlar veya zorlanıyorlar. Ki marketlere de yakında gelecek olan denetleme bunun bir sonucudur. Ancak beklentiler bozulduğunda ve çıpalanmazsa, yani ortada enflasyonu düşürecek bir politikanın olduğuna dair kanaat gelişmiyorsa bir türlü, o zaman buradaki fiyatlama davranışları da gördüğümüz gibi bozuluyor ve şu soru ortaya çıkıyor. Aslında bir kutu ürünün bu kadar lira ediyor olması garipsendiğinde bu tersten de doğru olmuş oluyor. Yani liranın fiyatı aslında o kadar düşük ki bu ürün ancak ediyor durumu. Bu ikinci kanal işte küresel etkilerden farklı olarak bizim kendi para politikamızın getirdiği bir etkidir. Burada sözlü yönlendirme, Merkez Bankamızın ve diğer ekonomi kurumlarımızın toplumumuzu bu enflasyonun düşeceğine dair inandırması ve beklentileri yönetmesi gibi unsurları barındırmakta olduğu için eğer oralarda bir eksiklik, yanlışlık, isabetsiz bir tahmin gibi örgüler meydana geldiğinde biz maalesef bu durumla karşılaşıyoruz.
O yüzden ben çerçeveye Sayın Bakanımıza katkı yaparak bu kısmı da ekleyerek bakmayı tercih ediyorum. Peki, bir virgül koyalım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor, noktaya dönüyoruz. Bakanlığımızın temel görevlerinden olan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri her zaman önceliğimiz olmuştur. Küresel salgını en hazırlıklı karşılayan ülkelerden biri olduk. Yaptığımız yatırımlar ve özellikle şehir hastaneleri küresel salgın sürecinin sağlıklı yönetilmesinin kritik unsurlarından biri oldu. Artan yoğun bakım ihtiyacına 40 bini aşan yoğun bakım yatağımız sayesinde hızla cevap verdik. Hastanelerde kapasitemizi olabildiğince arttırdık. İhtiyacımız olan tanı kitini, solunum cihazını, kişisel koruyucu malzemeleri üreterek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İlk adımımız bilimin öncülüğüne başvurmak oldu. Ülkemizin farklı akademik kuruluşlarından konunun uzmanı hocalarımız bir yandan süreci takip edip görüşlerini bizimle paylaşırken diğer yandan medya aracılığıyla aktif olarak kamuoyunu bilgilendirdiler. Salgının en şiddetli anında her biri 1000 yatağı aşan acil durum hastanelerini 45 gün içinde inşa edip hizmete sunduk. Dünya çapında vaka ve ölüm sayıları artarken gelişmiş olduğu söylenen ülkelerde yaşanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dinledik. Kaldığımız yerden devam edelim. Cemal Hocam, sizce hani şöyle bir cümle kursam, hani desem ki işte faiz indirimi oldu, enflasyon çok yükseldi ama o ama kısmında bir boşluk bıraksak getirisi şu oldu kısmını nasıl doldururuz sizce? Şimdi faiz indirim enflasyonla mevcut enflasyonla faiz indirimi arasında bir ilişki yok. Tamam. Şu anki uygulamam politik açısından, yani artık onun zincir koptu. Hı hı. Faiz indirimlerinin bize kazandırması beklediğimiz şey, az önce Atol Hocam da söylediği gibi, büyümeyi hızlandırması. Çünkü yeni ekonomi programı neydi? Büyümeyi hızlandırarak üretimi arttır. Üretimi arttırırsan daha fazla üretirsin, ihracat yaparsın, istihdamı arttırırsın ve böylelikle de ekonominin özellikle istihdamla ilgili bir sorun çözülmez olursun. İkincisi, ülkeye para girişini sağlarsın. Çünkü Türk lirasının değerini aslında biz düşük tutarak bu politikalar kapsamında ihracatı arttırdık. Yani görünen sonuç budur. Yani 253 milyar dolar ve 255 milyar dolara çıkacak bu şeyde. Bir ihracat söz konusu. Bu bir ihracata katkı yapmış olabilir ama faiz indirimiyle ilgili olarak bizim beklentimiz ne? Merkez Bankası bunu indiriyor. Yani diyelim ki özel bankalardan, hatta kamu bankalarından ciddi bir faiz indirimi politikasını, yani biz şimdi 9'a indirildiği zaman faiz oranları, gidip herhangi bir vatandaş kredi altında 10'dan, 11'den, 12'den, 13'ten alamıyor, 14'ten alamıyor. Yani kim kamu bankasına ya da kamu bankasına gidersen %14, %18 bandında en iyi faiz alabiliyorsunuz. Yani o da İlişki yönetimiyle ancak size bunu veriyorlar. Yani ben piyasanın içerisinde yaşayan bir akademisyenim. Yani iş dünyasıyla, patronlarla, iş adamlarla yakın ilişkiliyim. Bunu gösteriyor ki bu iyi bir şey. Yani 18'e bile bulsanız size, yani istediğiniz pay ve krediye verecek banka yok neredeyse. Birçok banka, birçok şirketlere her olsa da büyük kazançlar sağlamalarına rağmen vermiyorlar. Kredi limiti vermiyorlar. İkincisi, özel bankalar halen 23'ler, 24'lerde kredi alıyorsan özel bankalardan süper. Yani bir yatırım kredilerini bile bu manada. Yani Merkez Bankası'ndan kopuk hareket ediyor. Yani bu almış olduğu kararla ve onun için de Türk bankacı sisteminin karı maksimum seviyelere yükseliyor. Yani hükümetin bu noktada Merkez Bankası emrinde. Oradaki insanlar benim gibi devlet memuru. Devlet, hükümet ne derse onu yaparız. Çünkü devlet memuruyuz. Ama özel bankalara talimat veremiyoruz. Ya da almış olduğumuz kararlardan bağımsız hareket ediyorlar. Yani bu alana hamle yapmadıktan sonra Merkez Bankası'nın almış olduğu bu faiz indirimi büyümeyi çok fazla tetiklemesi söz konusu değil. Hatta gelecek yılki büyüme tahminlerinin aşağı çekilmesinden bunu görüyoruz. Ama Türk ekonomisi resmi eğer
küresel dalgalanmalar, başka şey olmasa alınan kararların dışında da hareket ediyor. Yani biz bu senede şu anda %7,5 civarında büyüme var. Normalde %5 büyümeleri öngörüyorduk biz. Ama Türk ekonomisi dinamik, kayıt dışı çok dinamik. Yani Türkiye'de %35 diyoruz ama belki daha da fazla bir kayıt dışı ekonomi var. Bu kayıt dışı ekonomi merkezi alınan kararların dışında hareket ediyor. Bu da bizim büyümemizi daha fazla ortaya çıkarıyor. Yani böyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben bu faiz indiriminin bu manada sadece rakamsal indirimin çok fazla piyasada beklentilerimize cevap vereceğini düşünmüyorum. Ama yeni ve kur korumalı mevduat sisteminde Atocan'ın dediği gibi sınırlarına gelmiş olduğunu görüyoruz. Artık onlardan biliyorsunuz vergi de alınmıyor. Yani 9 aylık vergiler alınmadı. Bunu vazgeçtik. İşte şimdi altın sertifikasında yine stopaj alınmayacak falan. Bununla ilgili gelişti. Yani yeni argümanlar devreye sokarak hükümet devam edebilirse bu süreçte küresel manada kötü gidişi öteleyebilir. Belki küresel manadaki düzenlemeler bizim belki hızlı iniş değil de alçak inişimize vesile olabilir. En iyi görebileceğim boşluk bu yani. Küresel iyileşmeler olabilirse bu almış olduğum ötelemeler lehimize olabilir. Yoksa bunu sert yükselişlerle karşılaşabiliriz. Burada bahsettiğiniz hani bağlantı kopukluğu nedeniyle zannediyorum hani yeni ekonomi modelinin getirisi ne diye sorduğumuzda somut bir şey söylenemiyor. Bu kadar büyük bir kopukluk var diyorsunuz arada. Ata Hocam, kredilere erişimde bu kadar büyük bir zorluk olmasının gerekçesi hani talebin artmaması mı, arz talep enflasyon dengesinin sağlanması nedeniyle mi kredilere erişim zorluğu var? Şimdi kredilerle ilgili tabii ki faiz seviyelerinin Sayın Cemal Hocam bahsetti. O faiz seviyelerinin altına düşürülemediği için burada bankaların kendi bilanço dinamikleri devreye giriyor. Dolayısıyla özel banka oluyor olması yani özel oluyor olmasını bu manada değerlendirmemiz lazım. Karar verme süreçlerinde kamu bankaları gibi değiller. Amaçları kamu bankaları amacı değil. O yüzden kendi bilanço değerlendirmeleri konusunda bu seviyenin altına inmeleri şu an çok zor. Çünkü bir yandan da mevduat oluşturmaları benzer faiz seviyelerinde devam ediyor. Hatta biraz da arttı. Ve özellikle Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'nun da ve diğer ekonomi kurumlarının da burada bankalara bıraktığı birkaç seçenek var. Şeyleri sürdürebilmek için, bilançolarını sürdürebilmek için mevduat, tahvil, kredi gibi bu seçeneklerden birini belirli oranlarda tercih ediyorlar. Yani ya da hazineye borç vermeye yöneliyor. Dolayısıyla bankalar şimdi faiz riskini almak istemiyorlar. Şöyle söyleyebiliriz bunu vatandaşlarımız için. Hazinemize borç verdiğinde tahvil alıp elinde tuttuğunda bankalar belli miktar tutuyorlar ama bunun üzerine çıkmaya çalıştığında daha da önümüzdeki dönemin faiz riskini de alacak. Çünkü faizler artarsa ki konuşuyoruz öyle bir risk var. O ellerinde tuttukları tahvilin değerinden kaybedecekler. Dolayısıyla bir özel banka bunu ve kaybı bile bile kaybı istemeyeceği için onun içindeki insan kaynağının böyle bir selahiyeti yok. Çünkü işinden olur veya bankayı zarara sokar gibi çok farklı durumlar ortaya çıkar bir işletme neticede. O açıdan baktığımızda kendi görebildiği, ölçebildiği dinamik, optimal yolda yürüyecek karlar anlamında. Böyle bakıldığında da kredi faizlerini düşürüp de bir kamu bankası gibi davranması neredeyse mümkün değil. Bunun için ekonomik iklimin uygun olması gerekiyor. Çünkü böyle durumları yaşadık. 2010'lar, 11'lerde bütün bankalar benzer oranda kredi veriyorlardı. Hatta ev kredileri hepimiz bunlara şahit olduk. Ama şu an bir ayrışma söz konusu. Ayrışma ekonomik dengelerin bir miktar yerli yerinde veya alışıldık noktalarda olmamasından kaynaklanıyor. Ben o yüzden özel bankaların davranışında pek bir değişiklik beklemiyorum. Mevduat faizlerinde bir miktar yükselme de olacaktır. Bu söylediğim sebepten dolayı ama bunlar kredi kanallarının açılması ve %9, 10'lar, 11'lere doğru bankaların kredi veriyor olmasını neredeyse mümkün kılmamaktadır. Dolayısıyla o kopukluk yani politika faiziyle piyasa faizi arasındaki kopukluk buradan kaynaklanmakta. Bunun ana sebebi de ileride faiz artışı olasılığının çok yüksek olması. O da biraz önce anlattığımız
beklentilerin bir türlü düzenlenemiyor olmasından kaynaklanıyor enflasyon beklentilerinin. Peki Cemal Hocam bir iki cümleyle ben bir şey sorabilir miyim? Merak ettiğim bir konu var Ata Hocam'a. Zannediyorum soru soracak. Vaktimiz kalmadı. Son 30 saniye. Tamam. Tamamdır. Peki başka bir programa sözümüz olsun. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin, Profesör Doktor Cemal Zehir, ekonomist ve Doçent Doktor Ata Özkaya Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi yayın konuklarımı noktalayalım burada. Analiz Sentezi 12.35'te görüşmek üzere.